Herhangi bir nedenden dolayı bazen ekran kilidinin desenini, parolasını veya şifresini unutabiliyoruz. İşte bu durumlarda endişelenip telefonunuzu sonsuza dek kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Bu tür güvenlik önlemleri özel telefonunuz olduğu için şart. Ancak sık sık değiştiriyorsanız haliyle unutma ihtimaliniz de artıyor. Ancak sakın endişelenmeyin. Bu videoda bir ekran kilidinin şifresini nasıl kırabileceğinizi ve neler yapmanız gerektiğini bu videoda hazırladık. Eğer buna benzer daha çok video gelmesini istiyorsanız, bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Android Device Manager. Android Device Manager isimli hizmet, yine Android akıllı telefon ve tabletler için en iyi çözüm diyebiliriz. Eğer mevcut kullanılabilir bir Google hesabınız varsa, hizmete erişmek için Google cihazıma bul bağlantısını kullanabilirsiniz. Oraya girdikten sonra açılan sayfadaki kilitle butonuna basarak cihazınızın şifresini sıfırlayabilmeniz mümkün. Kilitle butonuna tıkladığınızda kilit ekranınız bir şifre kilidiyle değiştirilecektir. 2 numara deseni unuttum özelliği. Her telefon desen şifresinde mutlaka unuttum diye bir seçenek olacaktır. Ancak bazı uygulamalara göre bazen olmayabiliyor. Cihazınız Android 4.4 ve üzeri bir sürüme sahipse deseni unuttum özelliğini kullanabilirsiniz. 5 kilit açma denemesinden sonra 30 saniye içinde tekrar deneyim mesajını göreceksiniz. Daha sonra açılan sayfadan Gmail hesabınızı ve şifrenizi girin. Bilgileriniz onaylandığında yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz. 3 numara fabrika ayarlarına dönmek. Bu son çare olacaktır. Eğer bir telefoncuya gitmekten üşeniyorsanız, telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürerek de unuttuğunuz şifrenizden kurtulabilirsiniz. Tabii cihazınızın içinde veya deposunda bulunan verilerin silinmesi sizin için problem değilse veya yedekleriniz varsa telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem cihazınızın türüne göre değişiklik gösterebilir. Ses azaltma, home tuşu ve güç tuşuna birlikte basılı tuttuğunuzda kurtarma modu açılacaktır. Açılan sayfada Z bir şey. İngilizceniz varsa çok rahat bir şekilde resetleyebilirsiniz. 4 numara ADB ile şifre dosyasını silmek. Eğer telefonunuzu kilitlemeden önce ayarlar menüsündeki geliştirici seçeneklerinden İngilizcesi USB Debugging olarak bilinen USB hata ayıklama özelliğini aktif hale getirdiyseniz desenden kurtulmak çok kolay olacaktır. Eğer USB hata ayıklama özelliğiniz aktif değilse ileride oluşabilecek sorunlara karşı şimdiden önlem almanızı öneriyoruz. İlk olarak USB veri kablosuyla cihazınızı bilgisayara bağlayın. Ardından ADB kurulum dizininde bir komut istemi penceresi açın ve videoda gördüğünüz komutu yazdıktan sonra Enter tuşuna basın. Bu işlemden sonra cihazınızı yeniden başlattığınızda kilit ekranındaki şifre silinmiş olacaktır. 5 numara ekran kilidi uygulamalarının şifresini çözme. Eğer kırmaya çalıştığınız ekran kilidi bir uygulama kilidi ise basit kırma yöntemi güvenli modda açmaktır. Birçok telefon için güvenli modda açma yöntemi şu şekilde. Kilit ekranındayken güç tuşuna uzun basılır ve kapat menüsüne parmağınızla basılı tutulur. Çıkan onay penceresinde ise ok tıklanır. Güvenli modda açtıktan sonra uygulamanın verilerini temizleyerek veya kaldırarak şifreyi kırabilirsiniz. 6 numara My Mobile Bul. Tüm Samsung cihazlar özelliğini My Mobile Bul ile gelir. Samsung kilit ekranı desen, pin şifresini ve parmak izi atlamak için sadece onu halletmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Her şeyden önce Samsung hesabı oluşturmak için giriş yapın. Renkli My Screen Lock tıklayın. İlk alanına yeni pini girin. Altındaki düğmesine Lock Click cihazınızın kilidini böylece birkaç dakika içinde pin kilit ekranı şifresini değiştirir. 7 numara Screen Lock Bypass yöntemi. Eğer cihazınızın ekran kilidini sıklıkla unutuyorsanız önerebileceğimiz bu yöntem için yalnızca bir defaya mahsus $4.20 ödemeniz yeterli. Google Play Store üzerinden satın alabileceğiniz Screen Lock Bypass uygulaması ile herhangi bir root işlemi yapmadan unuttuğunuz ekran kilidini açabilmenizi sağlayacaktır. Eğer bu tür yöntemleri denedikten sonra olmuyorsa mutlaka bir servise başvurun. Videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.